Öksürüğe ne iyi gelir, öksürüğe iyi gelen birçok şey vardır. Halk arasında sık sık rastlanılan bir durum olduğundan, bireyler evlerinde öksürük için çeşitli çareler üretmiştir. Evde öksürüğe ne iyi gelir veya öksürük krizine ne iyi gelir gibi soruların cevapları şu şekilde verilebilir. Bol sıvı tüketimi, öksürük nedeniyle boğazın kurumasını önlemek ve balgamın seyrelmesine yardımcı olmak için yeterli miktarda su içmek önemlidir. Ayrıca bitki çayları, taze meyve suları ve çorba gibi sıvıları da tüketebilirsiniz. Nemlendirme. Nemlendirici kullanmak veya nemlendirici bir cihazı odanıza yerleştirmek, hava yolunu nemlendirerek öksürüğü hafifletebilir. Bal ve limon. Bal, doğal bir öksürük kesici olarak bilinir. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı bal ve biraz limon ekleyerek içmek şiddetli öksürüğe iyi gelebilir. Ilık tuzlu su gargarası. Bir çay kaşığı tuzu ılık suyla karıştırarak yapılan gargara, boğazı rahatlatır ve öksürüğü hafifletebilir. Öksürük şurupları. Eğer öksürük şiddetliyse, doktorunuzun önerdiği öksürük şuruplarını kullanabilirsiniz. Ratlatla katılalar atılatılatilerle bitki çayları. Öksürüğü hafifletmek için ıhlamur, zencefil çayı, kekik veya papatya gibi bitki çayları içebilirsiniz. Zencefil en keskin balgam söktürücü maddelerden biridir. Ancak bazı bitkilerin yan etkileşimleri veya alerjik reaksiyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Kendi kendine bakım. Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir sorusunun en önemli yanıtlarından biri kendi kendine bakmak olabilir. Öksürüğünüzü hafifletmek için dinlenmeye özen gösterin, vücudunuzu sıcak tutun, sigara içmekten kaçının ve tahriş edici maddelerden uzak durun. Bebeklerde öksürük nasıl geçer? Bebeklerin günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen öksürük için bazı yöntemler vardır. Ancak yine de bebeklerde bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir veya 2 yaş bebeklerde öksürük nasıl geçer gibi soruların yanıtı şu şekilde verilebilir. Nemli bir ortam, bebeklerin solunum yollarının nemli kalmasına yardımcı olur. Nemlendirici bir cihaz kullanabilir veya bebek odasına bir su kabı yerleştirebilirsiniz. Bebeğin pozisyonu da öksürüğü etkileyen faktörlerdendir. Bebeğin başını yukarıda tutacak şekilde yatırın. Başını biraz yükseltmek öksürüğü hafifletebilir. Ayrıca salin solüsyonunu kullanarak burun tıkanıklığını hafifletebilirsiniz. Bir damla solüsyonunu her burun deliğine uygulayabilir veya nazal sprey kullanabilirsiniz. Bu öksürüğe iyi gelebilir. Bebekler için özel olarak tasarlanmış bir buhar makinesi veya buhar banyosu yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bebeği buharla dolu bir banyo odasında kısa bir süre tutmak da rahatlama sağlayabilir. Ancak bebeği doğrudan sıcak su buharına maruz bırakmaktan kaçının. Bunun yanında bebeğin sıvı alımını artırmak önemlidir. Emzirme ve biberonla daha sık besleme yapabilirsiniz. İçme suyu veya uygun yaşa uygun meyve suları da verilebilir. Ancak 6 aylıktan küçük bebeklere su vermeyin. Bebeğin bulunduğu ortamın hava kalitesine dikkat edin. Temiz ve tozsuz bir ortam sağlamaya çalışın. Son olarak bebeğinizin öksürüğü şiddetli veya uzun süreli ise, ateşi varsa veya beslenme veya solunumda sıkıntı yaşıyorsa bir doktora danışmanız önemlidir. Doktor, bebeğin durumunu değerlendirecek ve uygun tedaviyi önerecektir. Öksürük nasıl önlenir? Öksürüğe önlemek için öksürüğe sebep olan etkenlerden uzak durmak gerekir. Ayrıca hiyenine dikkat ederek ve sağlıklı bir yaşam tarzı edinerek öksürüğe sebep olacak etkenlere karşı bağışıklık kazanabilirsiniz. Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Kuru öksürük için nemlendirici, bal ve limonlu çay ya da öksürük şurupları etkili olabilir. Ancak öksürüğün sebebi belirlenmeli ve ona göre tedavi edilmelidir. Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Çocuklarda öksürük için bal, taze meyve suyu ve bol su içmek önerilir. Eğer öksürük uzun sürerse veya ateş, halsizlik gibi belirtiler varsa bir doktora başvurulmalıdır. Gece öksürüğe ne iyi gelir? Gece öksürüğü için başınızı yüksekte tutmanın yanı sıra nemlendirici kullanmak ve bir doktorun önerdiği öksürük şurubu yardımcı olabilir.